Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli çok heyecanlı bir video ile birlikteyiz. %99 oranında çalışan bir temel analiz stratejisi ile sizlerle birlikteyiz. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izlemenizdir ki bu çok önemli temel analiz stratejisini aklınızda soru işaretleri kalmadan öğrenebilirsiniz. Bir başka önemli nokta 30 videodan oluşan bir temel analiz eğitim serimiz var. Bu eğitim serisini günde 1 saat izleyerek ortalama 3-4 günde bitirebilirsiniz. Ve bunu bitirdiğinizde birazdan anlatacağım konuyu çok daha iyi çok daha net bir şekilde anlayabileceğinizi ifade edebilirim. Bu yüzden sizlerden ricam temel analiz eğitim serisini bitirip sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama bugünkü videoda %99 çalışan bir temel analiz stratejisini sizlerle birlikte paylaşacağım. Kanala abone olup beğeni butonlarına bastıysanız hemen videoya geçebiliriz. Burada örnek olarak sizlere Asuzu hissesini açtım. Şimdi Asuzu hissesinin burada aslında biz kendi grafiğinden çok sektörel grafiğini inceleyeceğiz. Aslında sektörel grafiğin de değil ama burada zamanları daha net görebilmek açısından ben ziraat yatırım üzerinden hazırladığım dosyalarda sizlere inceleyeceğim. Burada farklı noktalardan inceleyebilirsiniz. Piyasa çarpanları kısmından da geçmiş verilere dönük kendiniz inceleyebilirsiniz. Buradan daha kolay olacağı için ben buradan gösteriyorum. Şimdi hemen dökümanların tarihlerine baktığınız zaman 25 Aralık 2020. Bakın 2021 de demiyorum. 2020. Buraya geldiğimde 11 Kasım 2021. Buraya geldiğimde 5 Ocak 2022 yani bugünü gösteriyorum. Bu ziraat yatırımın FK aranı, PDD'de firma değeri, FAVÖK gibi oranlarını gösterdiği çarpım, çarpanları gösterdiği bir site tamamen ücretsiz olarak. Şimdi baktığım zaman ne görüyorum ben burada hatırlarsanız zaten Asus'u sizlere Asus'u 17-18 liralar seviyesindeyken söylemiştim. Çok ciddi fiyatlanabileceğini hatta belki 18-19 liralarda söylemiştim. Sonra 40 liralara gitti Asus'u. 2-2.5'a katladı. Nasıl oldu? Neden oldu? İşte bunları size anlatacağım ve bunları nasıl bulabileceğiniz stratejisini size anlatacağım. Şu anda Asus'u artık yeterince pahalandı. Niye diyorum? Bunu da anlatacağım. Şimdi 2020 Aralık ayına geldiğimiz zaman Asuzu'ya bakıyoruz. da ne görüyoruz? FK oranı hesaplanamayan bir Asuzu görüyoruz. Piyasa değeri defter değeri 2.72, firma değerine oranla ürettiği FAVÖK kârı 16.38 ve piyasa değerine oranla ürettiği satışlarda 1.10 marjını görebiliyoruz. Burada hisse zaten 17 liralar seviyesinde ve sektörüne baktığımızda sektöründe mesela kendisinden daha iyi olan Tofaş'ı görüyoruz. FD FAVÖK olarak 2 katı fark var arasında. Türk Traktör 11 iken burada 16 olduğunu Ford Otosan'ın yine 11 FD varken Asus'un 16 olduğunu görebiliyoruz. Hemen tarihleri ortalama bir sene ileri sarıp 11 Kasım tarihlerine geldiğimizde ki bu illa 11 Kasım'da olmuyor. Ben alenade açtım biraz da. 10 Kasım'da da böyledir. Muhtemelen işte Eylül başlarında başlamıştır bu işlem. Bunları günlük kontrol etmeniz gerekiyor. Yine Asus'u görüyorsunuz bakın burada. Sağa geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Öncelikle FK oranı hesaplanmış Asus'un. Bir gelişme var. Peki PDD'de yani ucuzluk oranında bir değişme var mı? Hayır. Ucuzluk oranı hala aynı. Burada 2.72 burada 2.67. Hatta daha da ucuzlamış. Ve bu daha ucuzlarken Asus'u firma değerine oranla ürettiği fabrik marjı arasında 2 katından fazla bir fark var. Bakın. Burada firma değerine oranla ürettiği fabrik marjı 16.38. Burada 7.61. Burada piyasa değerine oranla satışlarında 1.10 seviyesini görürken burada 0.81 seviyesini görüyoruz ki buradaki 0.30'luk bir artış demek piyasa değerine oranla satışlarında %30'luk bir artış demek oluyor. Satışlarını %30 arttırıp firma değerine oranla ürettiği favök marjını %100 arttırırken daha ucuz bir konuma geldiğini görüyoruz. Yani piyasa değer defter değeri düşüyor. Demek ki ben buradan hangi sonuç çıkartabiliyorum? Asus'u şu an karlılaşırken daha da ucuzluyor veya karlılaşırken ucuzluk seviyesi aynı seviyede kalıyor. O zaman diyorum ki. Asuzu ciddi potansiyel barındırıyor. Çünkü yükselişi devam ediyor. Sadece bu iki grafiği incelediğimde bu sonucu çıkartabiliyorum. Veya piyasa çarpanlarına geldiğimde buranın yüklenmesini bekleyelim. Bunu Financial Tables üzerinden de yapabilirsiniz. Farklı kullandığınız mecralardan da. Sadece burada daha net gözüktüğü için bunu söyleyebiliyorum. Bir de satış noktası var. Satış noktasını da sizlere göstereceğim. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Bakın burada farkın biraz daha kapandığını göreceksiniz. Neden? Firma değeri Favio'ne burada baktığımız zaman ne görüyorduk? Sektöründe en iyisiyle arasında iki katı vardı. 7, 50, 16. Bir de 10 11'ler seviyesi vardı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Sektörünün en iyisinin 5.36 olduğunu görüyoruz. Yani 5.36 ile arasında iki katlık bir fark yok. Ve kendisi de sektörünün en iyi ikinci sırasına yerleşmiş. Firma değeri Fabrik olarak. Fakat burada baktığımızda sektöründe en kötüler arasında yer alıyordu. Yani en kötüsü burada Tümosan'dı sektöründe. ikincisi de Asuzu'ydu. Burada sektörünün en iyi ikinci hissesi haline geliyor. Aradaki %99 hatta %100 çalışma durumu durumunu görebiliyor musunuz? Bunun şaşma veya yanlış olabilme ihtimali çok çok zor. Çünkü hisse karlılaşıyor hisse gelirini arttırıyor, hisse satışını arttırıyor ve ucuzluk marjında bir artış olmuyor. Demek ki bu çalışma ihtimali çok yüksek olan mutlaka yükselecek hisseyi bizlere işte böyle güzel buldurabiliyor. Burada geçmiş verilere geldiğimizde mesela biz 2020'yi almıştık değil mi? 2020 sonlarını. Demek ki şöyle şuralara kadar çeksek bizim için yeterli olacak. Şöyle hemen bir kontrol edeyim. 2020 10. ay aldığımızı görelim şimdi Piyasa değeri defter değerine baktığımızda 2.60'lar seviyesinden başladığını ortalama sonlara doğru yani bizim baktığımız Kasım aylarının 2.72-2.75 seviyelerinde olduğunu görüyoruz Fakat burada Firma değeri favorinin 18'den başlayıp Bu tarihlerde 7-8 civarına geldiğini FK oranının hesaplanamadığı noktalardan şu anda FK oranının 18'lere geldiğini Üste gittiğimiz zaman sadece fiyat marjını görmüş oluyoruz ki fiyatın da arttığını görebileceğiz Buradan baktığımızda şunu anlayabiliyoruz. Firma değeri FAVÖK azalırken yani oranın azalması demek karlılığı artarken defter değeri aynı kalıyor. O zaman yükselmek için an bekleyen birisi olduğunu anlayabiliyoruz. Keza şu anda baktığımız zaman ne görüyoruz? Hemen buradan da onu kontrol edebiliriz. Bakın FK oranı 32'ye çıkmış. Firma değeri FAVÖK oranı 12 marjına çıkmış ve Piyasa değeri defter değeri en önemlisinden biri 4.78'e çıkmış. Zaten burada da görebiliyoruz ki bakın piyasa değeri defter değeri nasıl karlılığı artarken hiç artmıyordu ve sonra hisse 16, 17, 18 liralardan 40 liralara gitti. Şu anda gördüğünüz gibi piyasa değeri defter değeri 4 seviyelerine çıktı ve buna mukabil bir firma değeri Favok artışı da olmadığı için ne oluyor? Artık hisse 35, 40 liralar içerisinde fiyatlanmış ve pahalanmış oluyor. Yani Asus'u 35-40 liralar seviyesine artık pahalanmış oluyor ama birkaç ay içerisinde 3-4 ay içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 18-19 liralardan 40 liralara kadar gidebildi ve bunu biz Finans ve Borsa kanalında video olarak sizlerle paylaştık. İşte içindeki sır buradan geliyor. İnanılmaz derecede firma değeri favori piyasa değeri satışlar marjı artarken piyasa değeri defter değeri oranı sabit kalıyorsa bu şirket büyümeye ve bir diğer açıdan fiyatlanmaya, fiyatı yükselmeye, primlenmeye mahkum bir hissedir ve bunu o seviyede tespit eden, bu temel analiz stratejisiyle tespit eden mutlaka kazanacaktır. Tabii ki bunların yanında karlılığının artmasına veya borçluluk düzeylerinin sabit kalmasına, borçlulukla arasında bir uyum olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama işte geleceğin şirketlerini özellikle bulurken bu stratejiyi kullanmak bizi çok çok öne geçirecektir. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz videolarımızın devamı ve bizlere destek Destek olabilmek için kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bu stratejiyi kullanmaktan hiç çekinmeyin.